Hoş geldiniz. Bugün hep beraber bir Endonezya tatlısı yapıyoruz. Tatlının ismi çamur keki. Bazı bölgelerde çamur cenneti de deniyormuş. Hı-hı. Lapisco. Lapindo. Lapindo. Çamur, Kuala Lumpur Lapindo. Lapindo. Hı-hı. Şöyle alabilirsek. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar ilk önce bir yapımına geçelim. Kısa bir ara. Yapımına geçelim. Arkasından bir tadına bakalım nasıl olmuş. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Dış kıvam böyle biraz kremi andırıyor. Hı-hı. Asla. Zaten bunun kalıpları var. Kalıpların içine pişiriyor. Yani biz normalde çamur kekini yaptık. O daha böyle sarımsıydı. Patates. Patates. Videosunu da çektik. Hatırlıyorum ama videosunu da çektik. Bayağı videomuz var. Bu başka. Bu, zaten bu bambaşka falan. Hı-hı. O biraz daha böyle krep tarzında böyle kalın patatesli böyle bir tatlıydı. O da güzeldi. Güzel. Şimdi orada ne dedim, ne yorum yaptım tam hatırlamıyorum da tadı böyle güzeldi. Krem andırıyordu sanki. Bakalım nasıl? Heyecanlı. Üstündeki koku böyle sütlacın kokusuna benziyor. Pirinçli, un şey gibi, süt gibi kokuyor. Krema normalde Hindistan cevizi süt ama çok pahalı kullanıyor. Krema süt sıkıntı yok. Bakalım. Sen bakmayacak mısın sana? Ben biliyorum. Tamam, I tried it then. Üstüne pirinç var mı? Yok, pirinç değil, krema. Üstüne pütür pütür ne? Mısır nisastası. He, o pütür pütür kalmış. Ya yok ya, sanki içine pirinç var. Hmm.
Aynı sürpriz gibi. Lan ya ben diyecektim ya. Yemin ederim krebin içine konmuş sütlaç gibi. Ama vallahi sütlaç yapsak bu kadar güzel olmazdı. Tam bir sütlaç tadı gelmiş hafa. Mükemmel. Ama daha güzel ile Hindistan cevizi süt ya. Çünkü daha nasıl tadına var. Normalde Indonesia daha güzel. Çünkü bu ilk defa ben yapıyor o kadar güzel değil. Allah Indonesia Allah. Daha güzel gerçekten. Çünkü ben ilk defa o kadar güzel. Yakında bir Endonezya'ya gideceğiz. Orada tadına bakarız. Ama güzel. On numara. Ya yerken şöyle düşünün. Mesela bazı kurabiyeler var ya, dış böyle yumuşak, içinde böyle akışkan çikolata var. Bu da aynı şekilde. Dış taraf böyle hafif krepsi bir tabaka var. İç taraf böyle yumuşacık, ısırınca böyle sanki böyle ağzına yumuşacık böyle o krema geliyor üzerindeki. Gerçekten enfes olmuş. Ben çok beğendim. Yani yenir. Abi, hakikaten çok güzel olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Bu benim ablam çok seviyor. Sevilir. Ama çok güzel ha. Sütlaç yapsak bu kadar güzel olmaz. Çok güzel olmuş. Aynen. İçi aynı sütlaç gibi olmuş. Bir pirinci eksik. Ağzıma zaten bir pütür pütür şey geldi. O da pirinç mi dedim yani. Bu galiba mısır nişastası ya. Canınızı istesin. Bu çok güzel. Ulaşamayacaklar bir malzeme var mı falan? Yok Türkiye bu malzeme. Ama sadece gıda boya kullanıyor başka. Gıda boya var. Bu gıda boya özel. Pandan koku var. Yaprak pandan ya. Ya şöyle diyeyim. Pandan koku var da pandan kokusunu fazla almıyorsun. Yani gıda boya kullanmaya gerek yok. Dış taraf hafif beyazımsı sarım tarafta olabilir. Dışına yumurta kullandım hafa. Yumurta? He, hafif böyle dış taraf krep gibi olur sarımsı. İç tarafındaki o krema ile mükemmel olur. Yani şu gıda boya kullanmanıza gerek kalmaz yani. Bu gıda boyası özelmiş işte. Evet. Pandan sebzesi var. Videoları izleyenler bilir zaten, görmüşlerdir. Onun kokusunu veriyormuş ama o koku fazla gelmiyor. Yani nişasta kokusu güzel bir şekilde geliyor. Yani yumurta da gelmiyor, nişasta geliyor. Ya gerçekten enfes. Dolapta da bekletin. Soğuk şu an mükemmel. Masala krema bağlı ya, süt de olabilir. Süt de olabilir. Vanilla kokuyor sonra. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın. Sonra ne yapsın? Yorum yapın. Comment. Don't forget to like and comment and subscribe. Bye bye. Bir tane daha.